Edirne'de tarlaları mor renge boyayan ve ekonomik anlamda turizme katkı sağlayan lavantalar çiçek açtı. Güzel kokusu ve göz alıcı rengiyle tarlaları mor renge boyayan lavantalar, turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Lavantaların çiçek açmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş mor tarlaların yolunu tutmaya başladı. Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, enstitü bahçesinde düzenlenen etkinlikle başladı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, lavanta bahçelerinin artık fotoğrafçılık sanatının bir enstrümanı haline gelmiş durumda olduğunu belirtti. İnşallah biz de turizm açısından önemli bir kent olduğumuz için turizmin bir parçası haline getirmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz. Özellikle Karaağaç'taki yeni oluşturulan bahçenin bu noktada çok ilgi çekeceğini, çok ziyaretçi çekeceğini, özellikle sosyal medyada oradan çekilmiş fotoğrafların ülkenin dört bir yanına yayılacağını değerlendiriyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek, lavantanın kullanım alanının yaygınlaştığını ve hasat sonrası elde edilen uçucu yağın kozmetik, parfüm ve eczacılık alanlarında kullanıldığını söyledi. Konuşmaların ardından lavanta bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Buradan hasat edilen lavantalar buhar distilasyon ünitesine taşındı ve lavanta yağı çıkarma işlemi yapıldı. Lavanta şerbeti ikramı yapılan etkinlikte ziyaretçiler mor tarlalarda oluşturulan alanlarda fotoğraf çektirdi. Arkadaşlarımızla çay kahve içmeye çıktık. Fakat mosmor tarlaları görünce dayanamadık, hemen indik. Çocuklar gibi lavanta tarlalarının içerisinde fotoğraf çektirmeye başladık. O heyecanı size rastladık. Çok güzel. İnsan bu tarlaları görünce dayanamıyor. Öğrenciyim. Burada okuyorum. Lavanta tarlasını biliyorum zaten. Bugün de doğum günüm. Hazır ailem buradayken buranın güzelliklerini tanıtmak için hepsini buraya getirdim, lavanta tarlasına.